Neye ihtiyacım olduğunu her zaman bilirsin. Afiyet olsun. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben her zaman buradayım. Biliyorum. Sağ ol. Aman işte kötü evlilik. Kız da beter oldu, annesi de. Zülal bir bebeğiyle eve döndü ha. Senin yaşındadır, akransınız herhalde. Tanıyorum Nazire teyze. Aynı ilkokula gitmiştik biz Zülal'le. Aşık oldum dedi, gitti. Hayırsızın biriyle evlendi. O zaman gözünün önünde olan Cevher'i de göremedi. Bizim tuhafiyecinin oğlu vardı ya, Kasım. Hatırladın mı? Hı. Sevdalıydı ona, istetti. Bizimki istemedi. Aman. Demem o ki, senin sevdiğinle değil, seni sevenle evleneceksin ki mutlu olasın. Kıymetini bilsin senin. Hah, geldik ya işte. Kuzum, Allah razı olsun, buraya kadar taşıdın, hakkını helal et ha. Ne demek Nazire teyze? Ters taraftan bineceksin, aynı dolmuşlar. Yalnız dikkat et, dolmuşlar vızır vızır ha. Tamam, merak etme Nazire teyze. Kolay gelsin. Sağ ol. Nazire teyze gelmiş. Dur ben kapıyı açayım. Kendi açar canım. Ay, ben açardım kuzum da anahtarı bulamadım. Olsun Nazire teyze. Annemler ablama gitmişler, evde yoklar. Dur ben sana yardım edeyim. Tek başına mı taşıdın? Nazoşum bunları. Beni arasaydın keşke. Yardım ederdim sana. Ay yok. Bizim mahalleden bir kızcağız yardım etti. Domates püresi yaptı. Kışlık. Birkaç kavanoz da buraya getirdim. Nereye Feride? Cüneyt'le konuşmayayım diye beni burada mı bekliyorsun Selim? Ama buna engel olamazsın. Şimdi konuşacağım. Feride, önce beni bir dinle. Seni dinleyemem Selim. Ya sen ne biçim insansın ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bileceğim? Sen resmen hırsızlık yaptın. Ya başka çarem yoktu. Ne olursa olsun bunu yapamazsın Selim. Senden bunu hiç beklemezdim. Ya bir kere de neden yaptın diye sor be Feride. Soramam. Hırsızlığın nedeni olmaz Selim. Sence bu yaptığımın iyi bir nedeni olamaz mı? Ne demek şimdi? Gel benimle anlarsın. Gelemem. Cüneyt bekliyor. Feride, gel dedim. Lütfen. Antalya'daki diğer otellerin konseptine baktım. Bu otelin mimarisi çok modern. Planlardan anladığım kadarıyla da geniş alanlar yok. O yüzden sade mobilyalar kullanmalıyız. Böyle ferah renkler. Ben birkaç renk çıkardım. Bence bunlar arasından seçebiliriz. Evet, haklısın. Bir yere mi gideceksin? Yok. Feride gelecekti de. Bırakalım istersen. Hayır. Devam edelim, affedersin. Şu üç renk arasında karar vermeliyiz bence. Bu arada babam seni epey bunaltacak, haberin olsun. Sitem işinde güvenini kazandın. Artık her şeyi sana sorar. Hiç önemli değil. Osman Bey'in güvenini kazandım ya. O bana yeter. Tamam anneciğim. Ben de çok öpüyorum. Onun da selamı var. Görüşürüz. Selamları var. Annemler İtalya'ya Okan'la Yelda'nın düğününe gitmişlerdi. Yelda fotoğraflar atmış da onu anlatıyor. Onlar kimdi? Aşkım basketçi Okan. Yelda da benim liseden sınıf arkadaşım. Hani sarışın, uzun boylu. He, hatırladım. Yelda deyince hatırladın tabii. Saçmalama Handan. Şaka yapıyorum aşkım ya. Bu arada düğün muazzam olmuş. Annem öyle diyor.
Aslında fena fikir değil, değil mi? İtalya'da düğün yani. Un kurabiyesi. Sana yaptım. Bakalım beğeneceğim mi? Feride'ninki gibi olmuş mu? Kemal'im, çok teşekkür ederim. Berat eve taşımışsın ya. Ne demek Nazoş'um? Berat benim kardeşim. Bahar sana neyse ki haber vermiş. Kız başını hayatta taşıyamazdı. Kemal, sağ ol. Allah razı olsun. Ha? Lafı bile olmaz. Ne dedi o? Bahar mı dedi? Evet. Bahar kim Kemal? Arkadaşım. Hiçbir şey anlatmıyorsun bana. Hayatında neler oluyor hiç bilmiyorum. Mesela ben Bahar diye birini tanımıyorum. Kim o? Ablacığım. Ablacığım bir dinler misin lütfen? Kader, neyini dinleyeceğim seni? Nasıl söylesene neyini dinleyeceğim? Doğru bir şey söylemiyorsun ki hiç. Hep yalan söylüyorsun bize. Ya abla söyleyemedim işte. Deneme sınavım kötü geçti deseydim annem ne kadar üzülürdü. Çok mu düşünüyorsun annemi? O zaman oturur adam gibi çalışırsın. İyi notlar alırsın Kader. Sınavım iyi geçti diye yalan söylemezsin. Annemi mutlu etmenin yolu bu değil. Ya abla. Ben de eve kadar taşıdım Berat'ı. Çok sarhoştu. Hepsi bu kadar. Hepsi bu değil Kemal. Ben sana Berat'ı sormuyorum ki. Bahar'ı soruyorum. Söyledim ya Handan. Berat'ın komşusu, mahalleden arkadaşım. Vay. Arkadaşın demek. Artık varoş tiplerle mi takılıyorsun? Handan, terbiyesizlik etme. Sana inanamıyorum Kemal. Benimle olman gereken zamanlarda Berat'lasın. Mahallede mahalle. Şimdi de kalkmış bir varoş gülü için bana bağırıyorsun. Handan, bıktım artık senin bu tavırlarından. İnsanları aşağılamandan, küstahlığından. Ben de senin bu hallerinden bıktım Kemal. Bir tane doğru düzgün vasıflı arkadaşın olmamasından, en yakın arkadaşının varoş bir dolmuş şoför olmasından bıktım. Senin o varoş dediğin insanlar var ya, senin o vasıflı arkadaş senin onların yanına bile yaklaşamaz. Hepsinin sahteliğinden, ikiyüzlülüğünden nefret ediyorum, nefret! Bak bir dahakine daha iyi çalışacağım. Sana söz veriyorum. Ablacığım ben de insanım. Etkileniyorum yaşadıklarımızdan. Hatırlasana biz evden atılıyorduk abla. O işten denen pislik bizi evden atıyordu. Herkese rezil olduk. Ne yapayım ben de çalışamadım işte. Kader. Senin yüzünden evden atılıyorduk biliyorsun değil mi? Sen kira parasını kıyafetleri harcadığın için. Bari bunu bahane etme tembelliğine. Yeter ya yeter. Kimse benim duygularımı düşünmüyor. Kimse neyi neden yaptığımı sormuyor bile. Kader. Yapma. Yalan söylemen ve bu yaptığın hiçbir şeye bahane olamaz, tamam mı? Hem senin tek yapman gereken üniversite sınavına çalışmak. Ve kazanmak. Yapman gereken tek şey bu. Hem senin sefil dediğin hayatımız var ya. Bundan kurtulmanın tek yolu da bu. Tamam biliyorum. Gençsin, gezmek, eğlenmek istiyorsun. Onların da sırası gelecek. Ama şimdi değil ablacığım. Şimdi değil. Ben sendeki arkadaşlarım ne kadar rahatlar. Ne para düşünüyorlar, ne hasta annelerini düşünüyorlar. Geziyorlar, eğleniyorlar. Abla bir de bana bak. Sen onlar kadar şanslı değilsin. Biz onlar kadar şanslı değiliz. Bizim seni bir yıl daha dershaneye gönderecek paramız yok. Ne yapalım, durumumuz ortada işte. Sen de farkına var artık. İmkanlarımızın, ne olduğumuzun farkına var. Aklını başına topla ablacığım. Hadi. Selim, ne oluyor? Neresi burası? Şş, göreceksin şimdi. Ne
Selim. Ya ben korkuyorum. Ne işimiz var ya yerinde bindi bizim? Seni buraya getirmeye hiç niyetim yoktu. Ama bana başka seçenek bırakmadın. Geçsene. Gayet güzel. O zaman bunlar üzerinden başla çalışmaya. Kafamda bir şeyler var zaten. Eminim vardır. Ben odama gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Planları sana birazdan göndereceğim. Bir otel işi aldık. İstenilen renkleri de göndereceğim. Sade, modern, insanı boğmayan mobilyalar olsun. Aynen aynen. Minimal mobilyalar. Fark ayrıntıda gizli olan şeyler tasarla. Çıkardıkça da bana gönder. Tamam. Tamam, merak etme. Para her zamanki gibi hesabında olacak. Görüşürüz. Kim bu Selim? Askerlik arkadaşım. Benim hayatımı kurtarmıştı hudutta. Şimdi de sıra bende. Kan davası yüzünden onu vurdular. Öldü sanıyorlar. Peşinden gelirler diye hastaneye gidemedi. Olamaz. İşte bu yüzden sana bir şey söyleyemedim. Benim yüzümden senin de bu işe karışmanı istemedim. Özel doktor buldum. İlk müdahaleyi yaptılar. Çok para gitti. Şimdi iyileşmesini bekliyoruz. Lira üstü. Abicim ne bu surat? Sabahtan beri konuşmadın da. Boş ver ya. Ya bırak Allah aşkına. Güya sen benim ifademi almaya geldin de. Önce senin ifadeni almak lazım. Ne var? Boş ver dedim ya be abi. Asıl sen anlat. Neydi o dünkü halin? Bahar'a patronla tartıştık demişsin de. Yemem ben o geyiği. Boş ver desem. Gönül işi değil mi? O mektup yazdığın kızla mı ilgili? Keşke daha önceden söyleseydin Selim. Nasıl söylerdim Feride? Bu adamlar çok tehlikeli. Gözlerini kırpmadan adam öldürüyorlar. Paraya mecbur kalmasam ben bu kumaşları çalar mıydım hiç? Yemek yediğim kaba pisler miydim? Mecbur kaldım. Bu çocuğu ölüme terk edemezdim. Böyle hayati bir mesele olmasa sana bunları yaşatır mıydım? Bu iş için sen bana kefil oldun Feride. Kurtulacak mı peki? Kurtulması için her şeyi yapıyorum. Efendim Cüneyt. Feride, seni bekliyorum. Neredesin sen? Gelmeme gerek kalmadı. Sorun çözüldü. Emin misin? Selim'le ilgiliydi. Tamam canım, halloldu. Önemli bir şey değil. Şimdi kapatmam lazım. Peki. Evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Selim, ben çok üzgünüm. Bilmiyordum. Merak etme. Maaşımdan artırıp sana bir şekilde borcumu ödeyeceğim. Ben de sana yardım edeceğim.
Eylül. Ben çıkıyorum. Herhangi bir şey var mı? Yok efendim. Peki. Araban yoksa bırakalım seni de. Çok teşekkür ederim efendim. Arabam var. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nergis. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi hasılat topladık ha. Şimdi bir tur daha atarız. Ondan sonra da bir kenara çekeriz. Zaten trafik de yoktur. 2 dakikada gider geliriz. Olur valla. Muavinlik hiç de fena değilmiş. Ben halimden memnunum. Nerede bu fotoğraf ya? Ne oldu, ne aranıyorsun? Ya güneşlikte bir tane fotoğraf vardı da onu bulamıyorum. Vay, kardeşimizi bu hale getiren hatunun fotoğrafı ha? Ya yok, o değil de. Neyse. Burada bekleyelim. Çünkü buradan mutlaka müşteri çıkıyor. Fenayım diyorsun yani. Yok be oğlum. Öyle müşteri beklerken dinliyoruz işte. Acıkmışım dediğinde inanmamıştım. Bir şey kalmış. Çok mu komik gözüküyordum? Yok. Güzeldin. Yani güzelsin. Tamam. Beni sevmesin. Ben zaten alıştım buna. Hep böyle olmadı mı? Hep ben sevmedim mi onu? Ama ne benim bakmaya kıyamadığım gözlere bir başkası bakarsa, ya ellerini başkası tutarsa anne, o zaman ne yaparım ben? Ölürüm. Ölürüm. Bahar, kendine gel. Ya biri görürse? Rahatla biraz. Hem bak, güzel haberlerim var sana. Selim Feride'yi kandırmış. Feride Selim'i Cüneyt'e ispiyonlamaktan vazgeçmiş. Üstelik Feride şüphelenmemiş bile. Aptal. Şüphelenmediği gibi Selim gözünde daha da büyümüş Feride'nin. O zaman Selim'in bizim için ne yapacağını öğrenme zamanı geldi. Aynen öyle. Ben birazdan Selim'le konuşurum. Ben çıkıyorum. Seni seviyorum.
ne yapıyorsun burada? Hiç. Merak ettim seni. Merak edilecek bir şey yok. Selim'le ilgili bir sorun vardı, halloldu mu? Önemli bir şey değildi. Hallettik dedim ya. İyi misin sen? İyiyim. Sen olmasan... İyi ki varsın Cüneyt. Sen de iyi ki varsın bir tanem. Bugün rolünü çok iyi oynamışsın. Aferin. Sağ olun Tunç Bey, sayenizde. Şimdi sıra geldi asıl oyunculuk performansını görmeye. Emredin yeter. Feride ile aranı çok iyi tutacaksın. Feride liseden arkadaşıyla çok iyi geçinen, temiz, saf bir kız gibi görünecek. Ama dışarıdan sizi görenler sevgili olduğunuzdan şüphelenecekler. Oyunun sonunda aynı yatakta yakalanacaksınız. Vay, güzelmiş. Feride namusu kirlenmiş bir şekilde bu evden ayrılacak. Sen tabii rolünü her zamanki gibi güzel oynayacaksın. Parçalar birleştiğinde Feride'nin ihaneti ortaya çıkacak. Bu oyunda ben de sana yardımcı olacağım. Böylece Feride'nin gerçek yüzünü herkese göstereceğiz. Yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık Tunç Bey. Anlaştık. O kadar hızlı gitme ya. Geçen günkü gibi olmasın. Yok, iyiyim ben, merak etme. Olmam öyle bir daha. Berat. Heh. Bu kızın adı ne? Boş ver be kardeşim. Tanımazsın zaten. Kemal, ben bunları bile beceremedim be oğlum. Öyle deme be kardeşim. Hem daha yaşın kaç? Başka kız mı yok? Yok abi. Başka kız yok. Çünkü ben ona aşığım. Benim için başka kız yok ve hiçbir zaman da olmayacak. Aşıksan bilirsin abi. Gözün başkasını görmez. Sen mesela. Handan yengeden başkasını görüyor mu gözün? Ya ömründe bu kadar güzelini görmemişsindir biliyor musun? Yani ben görmedim. Ya Allah belamı versin, çok güzel ya. Güldü mü? Gözlerinin içi gülüyor. Küçücük şeylerden mutlu olmayabiliyor. Ya bir insan güldüğü zaman bu kadar mı güzel olur? Görmen lazım. Ya bir insan hem bu kadar iyi hem bu kadar masum olur mu? Anlatamam ki, tanıman lazım. Anlayacağın benim için başka kimse yok. Ben onun yanında iyiyim ya. Ben onun yanında mutluyum. Yani o yoksa hiçbir şey yok. O yoksa şurası atmıyor be abi. O yoksa
dünya yok be. Aşk bu yani, öyle mi? Aynen öyle. O zaman ben de aşığım be kardeşim. Ben çok aşığım.